Benim böyle başım dönüyor tabii açlıktan. Çeyrek ekmeğin yarısı kadar kahvaltı üzerindeyim. Geldik. Tantuni gömdük baba. Şu eleman sağ olsun. Gitti bisiklete tantuni aldı. Geldi. Tantuni mis gibi gömdük. O zaman kendime daha iyi, yeni yeni geldim. Ama tantuni nasıl güzel. Nasıl güzel. Oğlum git git 10 gülten. Narlı kuyu arkadan çıktık ola. Tahmini 30 kilometre falan geldik. Şu an Erdemli'nin içerisindeyiz. Bir benzinci de durduk abi. BİM'den şöyle bir çiğ iç fındık aldık. Böyle. 10.95. Bir de su aldık. Dinleniyoruz. Şu an bisiklet molasındayız. Buradan Mersin'e geçeceğiz. Dün işte Mersin'in mezitlisine vardık. Petrolleri falan gezdik Kalacaker için. Neredeyse 10 tane petrole gittik ama hiçbiri bizi kabul etmedi. Yasakmış. Niçin yasak? Sebebi yok. Şöyle bir yerde uyuduk. Göstereyim size. Şuraya matı serdik. Arkadaş da şuraya serdi. Bisikletleri bu şekilde arkalarını, tekerlerini birbirine bağladık. Sonra tekerlerin birisini de tahtaya bağladık. O şekilde uyuduk. Yani tüm telefondur, cüzdandır falan hepsini şu yandaki göze koydum, kafamın ucuna koydum. Ya çok şükür bir hırsızlık olmadı. La gitsenize oğlum, uçsanıza. Uçmanız lazım oğlum. Ezeceğim şimdi. Oo, kanka bu bildiğin buzlar. Buzumuz var. Ya, mutluluk demek ya. Bro, bu buzu nereden buldun, sana kim verdi? Arkadaşlar direkt reklamı yapıyorum. Carrefour. Geldi. Bu elimde görmüş olduğunuz şişe, şurada görmüş olduğunuz şişeyi 1 liraya satıyorlar. 1 lira. 1 lira. Gibi. Bir de öyle bir tadı var ki bak, 1 liralık gibi değil abi, sanki 5 liralık su içiyorsun yani öyle bir hayatında 5 liralık su içtim. Gidek gidek gel gidek, Adana'ya gidek. Alo. Ayo. Şu an arabaları takip ediyoruz, hiç bilgimiz yok. Ya ben yapar mısın? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Ne şey diyeceğim? Çok farklı bir yere girdik. Ben öndeki arabayı takip ediyorum. Sen ne yapıyordun? Ben de o arabayı takip ediyorum. Şuradan geçeceksiniz. Evet. Arkasında oradan döneceksiniz. Aracı atacaksınız. Yukarıdan mı çıkacağız? Ahmet gel dön dön Ahmet. Yol yakarken geri dön. Ulan arabayı takip ettik, otoparka girdik ya. Takip derler ses etme sus. Burası ana cadde oluyor herhalde. Bu yana Hatay'a gidiyor. Hadi bakalım. Kanka öndeki aracı takip et. Selam. Sabahleyin Mersin'den yola çıktık. Normalde Adana'ya gidecektik. Tarsus'a 1-2 km kala. Bir petrolde durduk. Abiler dedi gelin çay için. Biz de çay içeceğiz, muhabbete gidiyoruz. Bakalım neler konuşacağız. Dediler ki işte Tarsus'un barajı varmış.
baraj yeri manzarası falan çok güzelmiş. Artı orada yüzebilirsiniz dediler, kıyafetlerinizi yıkayabilirsiniz falan dediler. Biz de bir gaza geldik, yani sonuçta kıyafetler kirli. Kanki ne yapıyor kanki? Kanki! Otoban yolunun altında çadır kuracağım. Böyle bir yerdeyiz bugün. Günaydın, 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 günaydın. Gözümü açamıyorum. Gece uyuduk. Acıyor lan. Nereye? Dokun. Lan acıyor, acıyor. Dokunca acıyor mu? Evet. Yürünce acıyor mu? Evet. Yürüm o zaman. Yani ne oldu? Ülke gelişmiyor lan. Lan ne olmuştu onu soruyorum, manyak. İşte ben de sana soruyorum, ne oldu oraya? Lan ne bileyim ne oldu, acıyor. Ne oldu işte, yani niye lan, acıyor? Lan ne bileyim oğlum, ne bileyim, acıyor lan. Belki darbe yemiştir. Lan ayakkabının için nerede darbe yesin? Darbe yese morarır. Yememiş işte. Ne oldu diyorum lan, ben sana. Lan baksana. Ne oldu diyorum, bakıyorum. Lan bak bir bak. Bakıyorum bakıyorum. Lan ne olduğunu söyle bana bak. Ya kardeşim no... burada bir acı var, pain. No pain no gain kardeş. No pain no gain. No pain no gain. Bak geçti. Bulaşıkları yıkamaya gidiyorum. Ahmet'imiz ateş yapıyor şu an. Bütçem... Heyecanlı mıyız? Evet, kibritlerin hepsini yakarak ateş yapacağız inşallah. 7. kibritte gitti. Yaktı ve... Yorumlarını alacağım birazdan ama. Şimdi kağıdı yakıyoruz ve sadece kağıt yanacak. Ve ateş yanmadı yine. Niye olmadı lan? Acaba niye olmadı lan, biliyor niye musun? Niye yanlış ya? Oğlum kağıdı da yaktık. Ahmet. Bence bitti. Hayır hayır hayır. Kanka bir kibrit ayır da onu ben yakayım. Var var. Çok farklı bir taktikle ilerliyor. 10. kibritini yine yakıp boşa kullandı. 11. kibritini Ahmet yaktı ve... Ben kibriti yakamıyorum. Yakamıyormuş. Oo tutuştu. Üflüyor. O koca dudaklarıyla Ahmet üflüyor. Kibrit çok güzel andı ama ateş bir türlü yanamadı. Kibriti dik tutup meşale niyetine Ahmet. Oğlum ben yakacağım lan. Oğlum yemeğe benim ateşim de yiyeceğiz oğlum. Bence kullandığın kibritlerle biz şu ana kadar yumurtayı pişirmiş olurduk. Valla kibriti bana tut böyle. Yakacaksın, tutacaksın abi, yumurta pişer. 18. kibritini yakıyor. Ama sadece kibrit yanıyor. Hani Ahmet bak 18 kereden ortak. Sence bir yerde yanlış yapmıyor musun? Bir soru bak, sence bir yerde yanlış yapmıyor musun? Değil mi? Galiba. Oo, kağıdı alta koyuyor. 25. kibritinde. Şu an gülüşümü unuttum. Ahmet ne yapıyorsun ortak? Kanka. Kağıt öyle üstten yanarsa. Yanar. Kağıt yanar. Hadi inşallah bu ateş odunları sıçrar. Yaktım biz. Ya da erken mi konuştun lan? Galiba 20 kibrit erken konuştuğum gibi. Yanamadı. Dönenenem. Oo. Ahmetciğim bak. Bir şey söyleyeyim mi sana? Kağıt öyle koyarsan yine tutuşmayacak. Çünkü içeri kısmına hava girmiyor. Buruşturma. Oksijen lazım. Anladın? Ateşin yanması için oksijen lazım. Buruşturayım mı? Değil. Hayır. Bunu alacaksın. Baba bak iyice bak. Böyle ısınma. Şöyle. Bunu katladım reis. Bak hop. Bak gördün bak. Bak bak iyice bak. Böyle gördün bak. Bunu alıyorsun acı. Tamam. Elleme şöyle, lan. Ateşimi elleme. Dik koy. Bak dik bak, koydum reis. Bak yine sen yaktın olacak. Yok reis. Ben yakmadım bak. Bunu Ahmet yaptı arkadaş. Herkes şahit. Bak bunu kağıda böyle Ahmet koydum. Al şu parçayı. Tek bir kibrit. Hacım bak. Şu kağıdı yak. Daha kağıdı yakamıyor. İyi ki bu yolculuğa tek başıma çıkmamış. Aç kalın. Sen ilk insan olsan neyse. Arkadaşlar dişimiz yanıyor. Arkadaşlar Ahmet'in muhteşem deneyimiydi. Saniyede 35 kibrit harcayarak. A few moments later. Sen bana hiç püf noktasını göstermedin. Bana bakar mısın? Dedin ki sen hiç karışmam. Ben ateş yakmayı biliyorum. Ben de ne yaptım? Karışmadım. Kanka şey benzin getirdik ya. Her şeyi sıfırdan başlıyorsun. Çalıyı çırpıyı koy. Ama dik koyacağım.
Al yarısını kes bunun. Böyle sık üzerinden böyle. Odunları etrafına koy bakayım. Evet. Minaremizin. Bak şurası püf nokta işte. Bunu da böyle en üstüne böyle kuleyi... Niye sen hiç böyle bir şey yaparken görmedim kardeşim? İşte kule mule. Burası bu işte Ahmet'in yaptığı bir kule. İnşallah yanar. O kadar bilgiyle anlattım ya bir de yanmıyormuş. Kağıtları yırtıyor. Bunlar hep taktik. Bak şu üstteki kağıt tutuştum ortak. Bunun yanmama ihtimali %0. Anladın mı? Ama bir bakalım. Evet. Bir bakalım ne oldu? Tutuşmadı. Yavrum be. Baban da mı ateş iyiydi be? Ahmet. Baban ateş iyiydi. Hayır kardeşim ondan da yakabildi. Lan Daha demin ateşmedik yemeyek lan. Vallahi yemek sepetinden söyleyek ya. Kibrit bitti. Ahmetciğim şöyle yakamadığın ateşle senin yorumlarını alacağım. Önce ateşe bir söz hakkı verir mi? Delinin şu ateşi nasıl yaktığını hala çözemedim. Deli. Ya sen ne güzel ateş yakıyorsun öyle ya. Ulan böyle ortam Ali Ağaoğlu'nda yok. Ali Ağaoğlu olacak da Mersin Adana otobanının altındaki köprünün direğinin altında ateşini yakıp menemen yapacağım. Bir de yumurtalı menemen, tavuklu menemen yapacağım. Vah vah vah. Vah vah vah.